Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. İslam'ın kadınlara bir baskı ve kısıtlama getirdiği iddialarına ne dersiniz? İslamiyet'ten önceki cahiliyet devirlerinde kadın bir insan bile sayılmıyor, insan yerine konmuyordu. İslam dini kadını olması gereken konuma yükseltmiştir. Özgürlük aslında kişinin nefsinin ve isteğinin, şeytanın isteğinin o yerine getirmesi anlamında değildir. Aksine özgürlük onu yaratanın istediği gibi yaşaması yönünde kullanmaktır. Çünkü Allah'ın isteğine uymayan kişi ya nefsinin veya şeytanın isteğine uyacaktır. Kadınların genel haklarını kısaca özetlemek gerekirse bir ayetle başlayalım. Birisine bir kız çocuğu müjdelenirse üzüntüsünden yüzü simsiyah kesilir. Nahl suresinde geçiyor. Bu ayette Allahu Teala cahiliyet insanının kadına bakışını anlatır ve bu anlayışı çirkin bulur. Halbuki Allah dilediğine kız, dilediğine erkek, dilediğine ikisini birden verir. Dilediğine ikisini de birden vermez. Şura suresinde böyle buyuruyor. Dolayısıyla kadın da tıpkı erkek gibi doğar, erkek gibi insan yavrusudur. Şefkatte ve hediyede aralarını ayırırlarsa anne baba sorumlu olurlar. Peygamberimizin vasiyetini gözetmemiş olarak şefaatten mahrumiyeti hak ederler. Cahiliyet duygularının insanlarda zaman zaman depreşeceğini bildiği için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kız çocuklarının eğitimini özellikle vurgular ve 3. 2 ve bir kız çocuğunun haklarını koruyarak yetiştiren babanın cennette kendisiyle beraber olacağını müjdeliyor. Çocuğun kız doğmasında da erkek doğduğu gibi şükür olarak akika kurbanı kesilir. İsmi güzelce verilir, zorunlu eğitimi mutlaka yaptırılır. Gerekli cinsel bilgileri anneden alır. Kur'an'da ve sünnette ilme teşvik eden hiçbir nas kadınları bu açıdan birbirinden ayırmaz. Tersine ihmale uğrayacaklarını bildiği için Peygamber Efendimiz Vesselam özellikle kadın eğitimini tavsiye etmiş, haklarının korunmasını emretmiştir. Onun devrinde müştehit olan kadınlar yetişmiştir. Mesela bunlardan en başta gelenleri Resulullah Aleyhisselam'ın zevceleri Hazreti Ayşe Validemiz'dir. Kadın hiçbir konuda erkekten ayrı tutulmadan büyütülmüş ve yetiştirilmiş, sıra evlenmesine gelmiştir. Damat adayını görmesi bir hakkı ve aynı zamanda bir sünnettir. Eğer beğenmezse onu reddetme hakkı var. Velilerin ve damat adayının ısrarı hiçbir şeyi değiştiremez. Dolayısıyla kadınların bu İslam'ın verdiği bu güzelliklere Bizim de o şekilde davranmak her Müslümanın üzerine bir görevdir.